Evet, e, şimdi Anelino transferini konuşuruz Şenol Hocam ama e, Ahmet Hocam şu ifadeyi kullandı Fenerbahçe konuşurken. E, hızlı düşünen, hızlı karar alan ve bunu uygulayan kazanır ifadelerini kullandı. E tabii ister istemez akıllar bir geçen sene sezon başına gitmiş olabilir. Galatasaray'da yönetim seçimle birlikte geldi. Hızlı bir şekilde hoca açıklandı. Sonrasında yapılan transferler ve gelen şampiyonluk Galiba tarifinize uyuyor hocam bilmiyorum ama... Bir, bir tek sözcük ilave edeceğim. Doğru. En doğruyu en kısa zamanda düşünüp karar veren uygulayan. Şimdi gözler tabii yaz transfer dönemine çevrildi. Temmuz sonunda Galatasaray bir öneleme maçı oynayacak. Dolayısıyla evet hoca belli ama takımda eksikler var. Kirada, Kiralık olarak geçen sezon forma giyen ve şampiyonlukta önemli pay sahibi olan isimler belki de bu sezon olamayacak. İkinci e konusu pek yetişmeyecek gibi görünüyor ama nasıl e, şimdi solbek hedefi anheliniyor diyoruz Galatasaray'ın ama özel bir yandan da Santos. Şimdi şöyle Galatasaray mesela gele, geçen sene aslında Ahmet Hoca'nın çok hızlı karar aldı dedi. Neden aldı? Çok geç kongre yapıldı galiba. Sezon neredeyse başlamak üzereydi. Kongre bitti. Okan konuyu açıkladılar. Şimdi Ali Koç'un da muhakkak bu kararı vermesi gerekir. Daha bunu uzatmaya da gerek yok yerli, yabancı kim olursa olsun artık Fenerbahçe taraftarı da buna şey yapması lazım, uyuması lazım. Galatasaray'a gelince şimdi görüntülerde izledim. Ahmet Hocam tanıyormuş zaten Anne Bayağı iyi bir futbolcu yani. Sol ayaklan frikik atıyor. Hucuma katkı sağlıyor. Manchester City'den Leipzig'e 18 milyon euro gittiğine göre önemli bir oyuncu. Bilmiyorum İspanyol milli takımda hiç görev yaptı mı. Ama orada çok iyi sol bekler olduğu için yapmamış da olabilir çünkü. Galatasaray bu transferi yaparsa önemli. Ama burada ne olacak? Burada Kazımcan'ın önünü kapatmış olacaksın. Bir Türk oyuncunun ki son ligin son haftalarında Okan Buruk Kazımcan'ı oynatmaya başladı. Bana göre gelecekte çok önemli bir oyuncu olacak. Ee, gençliğinden beri zaten biliyoruz. İspanya takıyorum. milli takımında oynamamış ama U21'de e, oynamış birkaç maç. Tabii. İki maç. Ala orada şey var. Bu 17'de de bir maç oynamış. İspanya milli takımının sol bekinde oynamak çok zor. Oradakilerin hepsi Barcelona'da oynuyor. Manchester City'de oynuyor falan. İngiltere liginde. İyi bir oyuncu ama Kazım Can'a ben şöyle inşallah alırlarsa Kazım Can'ı bir tarafa bırakmazlar. Çünkü bizim artık üretmeye ihtiyacımız var biraz da. Hep böyle dışarıdan ithal oyuncu, ithal oyuncu. Muhakkak ki almak lazım. Ben hep geçen programlarda da dedim. 8 artı 6 kulübede olacak. 14 tane. Ben 6 tane oyuncuyu altı olarak bakıyorum. Bunu en fazla 8 artı 2 ile beraber sınırlandırsak o zaman biz üretime de daha büyük katkı sağlayacağız. Her zaman söylüyorum inşallah bu sene 8 artı 3'ü bir sene de Sayın Başkan erteledi. Gelecek seneden itibaren ertelemezler de Birazcık da biz kendi oyuncularımıza bakalım ya bizden çıkan oyuncular çok güzel oyuncular. Şimdi Galatasaray'da Barış Alper iyi oynuyor, Kerem Atakan iyi oynuyor. Oynamayan bir Yunus Akgün var, iyi futbolcu. Şimdi Kazım Can çıkıyor, iyi oynuyor. Emin var stoperde bir stoper giderse ki kiralık onu Galatasaray daha önce iki sene verdi, geri aldı. Onlar iyi oyuncular. Ya bu tür oyunculara da şans tanımak lazım. Kazım Can Altay'dan geldi. Kendini çok geliştirdi. Kazımcan'la birlikte bir başka bir sol beke gerek var mı? Tabii ki her mevki için iki tane oyuncu şarttır. Hele de böyle üç kulvarda gideceksen Galatasaray için şart. Ama bu kadar önemli bir oyuncuyu aldığın zaman Kazımcan sanki ikinci sırada kalacak gibi bir görüntü içerisinde. Onun için tabii kulüp planlamalarında iyi bir oyuncuya benziyor. Hoca karar vermişse, yönetim karar vermişse bizim de saygımız sonsuz o. Galatasaray'ın iç ona biz ancak alındıktan sonra yorum yapabiliriz yani. Ya hocam, ama her mevkiye iki oyuncu evet. şart. Hocam. Şimdi e, hocam Arda adı Arda olduğu için mi forma giyiyor Fenerbahçe'de yoksa kendini kabul ettirdiği için mi? Kendini kabul ettirdiği için. O zaman Kazımcan da kendini kabul etti. onu geçecek diyorsun. Yani oraya eee Anhel, da gelse kim gelirse gelsin geçecek bakın. Doğru. Barış sezon başı Galatasaray'da bir tarafta Yunus bir tarafta <laughs> Kerem planlamasından yola çıkıldı. E şu an Yunus'tan çok Barış Alper'i konuşuyor Galatasaray. Demek ki futbolcu çalışıyorsa, futbolcu gelişiyorsa, yabancı da olsa onu geçebiliyor. Galatasaray'da da bu yetenekler var. Galatasaray'da şu an Kazım'ın dışında başka sol bek de kalmadı. Galatasaray'da sol bek transferi bence Icardi'den sonra gelen ikinci önemli transfer. da Zaten haberimizde de vardı. Okan Hoca da söylemiş. Ofansif yönden bir forvet oyuncusuymuş gibi müthiş katkı sağlayan biri. Galatasaray'ın oyununa, oyun felsefesine de son derece uygun biri. Çünkü Galatasaray beklerini hücum beki olarak kullanıyor. Evet. İkisini de sağ açık, sol açık gibi kullanıyor. Anhelino o yüzden Avrupa Kupası maçlarının hepsinde oynar ve bu tür futbolcular hep onu derim. Yetenekli, kaliteli futbolcuya defans yaptırabilirsin ama yeteneği kısıtlı olan futbolcuya Ofansta etkili ol diyemezsin. Yapamaz. Bunun için yetenek lazım. Angelino defans yapabilir. İki, Galatasaray'ın bu Türk futbolundaki önemli bir sorun. Açık oynayan hücum, hücumcuların defansa katkıları çok önemli. Kerem nasıl bu sene kendini Icardi ile olan oyununda geliştirdiyse, önümüzdeki senede Angelino bu takıma alınıyorsa... Onunla birlikte defansa daha katkı yapması konusunu da geliştirmesi lazım. Bu Kerem içinde içinde bir katkı olur. Anhelino çok ofansifse orta sahadan bir futbolcuyu da sen onun gittiği zaman onun bölgesine kaydırabilirsin. Bu da Okan Hoca'nın Galatasaray'ın oyununda yapması gereken ayrı bir gelişim olur. Bunun Şu çözümleri, çözümleri Hocam, mutlaka var. Ben adını duyduğumda heyecanlandım. Yani bence kesinlikle alınması lazım. Eğer işin ekonomisi uygunsa bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın yaptığı karakter analizi onun da daha sonra bir programda anlatırız. Futbolcu karakterli mi, karaktersiz mi diye değil. Futbolcu Galatasaray'a uyuyor mu, uymuyor mu alışkanlıkları olarak bunun analizidir bu. O konuda da bir eksiği olmadığını düşünüyorum. Bence çok iyi bir transfer olur o kesin. O zaman biz de hemen Beşiktaş'ın transfer politikasına bakalım. Teknik direktör Şenol Güneş hazırlık kampı öncesi esas stoper ve on numara transferlerinin yapılmasını istemiş diyoruz. Detaylar ekrana geliyor. Evet Beşiktaş'ta da öyle bir e, Şenol Hoca'nın gelişiyle birlikte performans anlamında ve sıralama anlamında da Beşiktaş taraftarı tabii ki her zaman şampiyonluk ister ama evet. e, tatmin eden bir e, sezonun ve gelecek sezona dair umutlu bakmasını sağlayan e, şekilde sağlayacak şekilde tamamladı. E şimdi gözler transfere çevrildi hocam siyah beyazlılarda. Vallahi Beşiktaş taraftarı Galatasaray şampiyon oldu sevindi gördük hepimiz. Beşiktaş tarafı da Şenol Hoca ile birlikte bu çıkışta son maçlarda çok coşkulu, iştahlı. Benim de tanıdığım bir sürü Beşiktaşlı arkadaşım var. Maçlarına gitmek için can atıyordu. Ya Şampiyon olmuş kadar heyecan yaşıyordu Beşiktaş tarafları. Çünkü nedir? Elinde bir ürün var. Bunu sahaya en iyi şekilde sürersen, iyi futbol oynarsan. Demin Ahmet Hocam dedi ya maç kazanmak mı, iyi futbol mu diye işte. Şenol Hoca bunu çok iyi yapıyor. Şenol Hoca önce felsefe şu. Ben iyi futbol oynatırsam takımıma bu takım nasıl olsa eninde sonunda maç kazanacak. O zihniyetli bir teknik adam olduğu için Şenol Hoca inanılmaz bir performans sergilediler. Yani inanılmaz bir çıkış yaptılar. Tabii ki birçok eksiği var ama en hazır takım diye bakarsak Beşiktaş gibi görünüyor. Eğer Redmond kiralık sözleşmesinde alma opsiyonu varsa zaten onlar için büyük bir kazanç.